5000 tır silah oraya geliyor. Ha gelse gelse bunlar Türkiye'ye karşı geliyor. 20 tane üs var sadece Amerika'nın. Bu üsler ne iş görür? Kime karşı? Amerika'nın teröre desteği ve Suriye'de kurulan üsler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika'nın PKK-PYD'ye silah yardımını bir kez daha eleştirdi. Bütün bunları sorduğumuz zaman biz hepsinin seri numaralarını aldık. Savaş bitince biz bu silahların hepsini alıp gideceğiz. Erdoğan, Washington'un silahları toplayacağız açıklamalarına yine sert sözlerle yanıt verdi. Kimi aldatıyorsunuz ya? Biz bunları Irak'ta gördük. Irak'ta siz hiçbir silah almadınız. Ve daha sonra biz o silahların bir kısmını PKK'lıların elinden topladık. İstanbul'da Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri töreninde konuştu Erdoğan. İkili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani ne vicdani asla böyle bir karakter, böyle bir cibiliyet yok. Gündeminde Filistin'de vardı. Barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetine işte bu sözlerle tepki gösterdi. Çünkü Filistin'de özellikle de Kudüs'te yaşananlar, zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma, hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. Şiddetin her geçen gün arttığını söyleyen Erdoğan, Batı'nın sessiz kalışını da eleştirdi. Görevi, barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı artık gizlenemez. Saklanamaz. Daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır.